أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلامات %90 baktığım zaman %90 genç. Hepinizi tebrik ediyorum. Televizyonun önünden internete kapatıp buraya geldiğiniz için. Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak aklımıza mukayyet bir akıl nasip eylesin. Amin. Ayrıca tebrik ediyorum hepinizi. Şimdi bu dershanelerin açılmasına maddi ve manevi, hemen hiç dayanamadan söyleyeceğim. Gerçi dualar sonra olur ama maddi ve manevi katkısı olanı Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Tövbe suresinin 18. ayeti diyor ki Allah'ın evlerini, Allah'ın mescitlerini, Allah'ın anıldığı yerleri ancak Allah'a iman edenler yapar, imar eder. Biliyorsunuz onu. Bunu niye zikrettim biliyorsunuz. Adeta imanın tapusu bu. Allah garanti gibi veriyor. Aşeri mübeşeri gibi. Bak diyor ki Allah'ın evlerini, Allah'ın mescitlerini ve Allah'a anılan yerleri kimler yaparmış? Kendisi söylüyor Allah'a. İman edenler yapar diyor değil mi? O zaman yapmışsa iman etmiş demek ki. Nasip etmiş ona. Devrik mantık olursa. Demek ki imanı var ki yapmış. Mescid-i Zirar hariç. Bazılarının hemen hatırına geliyor. O herkes kendisini bilir. Nur suresinde bir kısım meçhul evler vardır ki diyor şehirde. Orada sabah akşam Allah'ı zikrederler. Onlar ne ticaret ne ziraat yapmazlar. Ticaret ve ziraatı yapmayanın zekatı mı olur? Namazı dost doğru kılarlar. Zekatını da verirler diyor. Hatırlarsınız. 24. sure Nur suresinde. 30, 31, 32, 33, 34, 35. ayetlerde. Peki nasıl oluyor? Orada diyor bir kısım meçhul evler. Yani resmi bir ev yok. Meçhul. Yani muayyen değil, bir resmiyeti yok, evler vardır diyor. Orada erkek kollu erkekler vardır diyor. Yani vakıflardan bahsediyor. Aynı böyle geçiyor yani. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın Mekke hayatında, risaletinde aslında, şehirde diyor, git diyor meçhul evler edin diyor. Yani herkesçe bilinmeyen. Aynı hitabı İsa Aleyhisselam'a da var. Yani muayyen olmayan evler edinmek. Zaten kanun-i ilahi söylüyor. Şimdi bu medreselerin açması, camilerin, mescitlerin açılmasına dair ben külliyatta, Risale-i Nur külliyatında toplama yaptım. Zaten benim işim o. Şu, medreseler burada geçiyor ama onu açanların ve orada bulunanların efsafı, etvarı, ahvali ve efali ne diyor bu hulasa? Onları toplamaya çalıştım, onu anlatacağım. Bizzati böyle okuduğumu göremezsiniz de üstü yani. Mesela medrese-i Yusufiye diyor. Tamam da ne anlattı burada? Bu sonucu görürsün sen. Mektubu okursan yukarısını, ben yukarıyı anlatacağım. Size şeyi de hazırladım. Risale-i Nur insanlığa neler getir? Bunu çok uğraştım. Yani Risale-i Nur talebelerine ait değil. İnsanlığa ne kat? Ama ilk önce medreseyi bakayım. Ne yaptık ya? Ne yapıyorsunuz? Niye açtınız? Biliyorsunuz ama bir de benim ifade edeyim bunu. Medreseler hakkında şöyle kullanıyor. Muhabbethane diyor. Muhabbet. Size anlattığım bir parça anlatayım bunu. Nasıl? İyi olur mu? Şimdi arkadaşlar, Üstad Hazretleri 24. mektupta mevcudattan, sanattan sanatkarına gitmeyi, bir. Üç, Esma'nın tecelligahı. Bu üç taneyi takip etme. Yani şu kainatın yaratılışında gaye olmasını. Bana bir sene kafi geldi diyor. Onu o niyetle okudum. Ondan sonra daha okuyamadım diyor. Bu kainattan, kainat niye yaratılmış? Başka bir şey anlatacağım. Bir, sanattan sanatkara geçmek için. Ki, insanın imtihanı için yaratılmış. Doymamış usta. Sanattan sanatkara diye okumuş külliyatı, Kur'an'a bakmış. Ben doyamadı diyor. Bir sene kafi geldi. Sonra insanlığın imtihanı için hakikaten bana basit geliyor. Nasıl demek? Yani Allah bu tertibi, bu sistemi yapmadan da ahirette de bu olurdu. Cennette de olurdu. Çünkü ve alleme Adem esma külliha bütün isimler öğretmiş. Getirmeyebilirdi de. Böyle insan da imtihan için yaratıldı. Başka bir gaye göre bu nakıs kalıyor diyor. Sonra mevcudattan, şu mevcudat aynasında esmayı müşahede etmek. Üç. Bu üçü bana bir sene kafi geldi diyor. Biz seneler boyu düz okuyoruz. Kur'an'ı, meali, Risale-i Nur'u düz okuyoruz. Ömür ve usta da bir sene kafi geldi. Peki nedir o? Manyet-i zatiye yazılmıyor. Şimdi Allah'lık hakikati anlamak için yani. Anlamak için dörttür. En tepede manyet-i zatiye, tuanın merkezi. Dışarıya çık. Şuhunat-ı zatiye. Dışarıya çık. Sıfat. Dışarıya çık. Esma. Allah'ın nazarı. Tahayyülü küfür. Küfür değil. Tefekkürü küfür de küfür olmadığı için söyleyeceğim. Mahiyet-i zatiyenin nazarı veya felsefesi. Allah'ın nazarı veya Allah'ın felsefesi. Allah için denilmez ama düşünmeniz için söylüyorum. Allah'ın nazarı, Allah'ın felsefesi diye içine koyayım ki ilginizi çeksin. Allah'ın bu kainattaki yaratılışındaki anı
ana tema 24. mektupta diyor. Sanattan sanatkara, insanın imtihanına, esmanın tecelligahı için sift. Bu ustada bir sene kafi gel. Ya peki nedir Allah'ın nazarı? Mahiyeti zatiye, nazarı şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiye ile sıfatla yapılandırır, esmayla göstermiştir. Peki nedir o Allah'ın nazarı? Soğanın merkezine elinizi koyun, sonra bu mevzuya gireceğim. Soğanın cücüğünden dışarıya çıkacağım. Kabuğa doğru. Allah'ın nazarı kainatta ve seni yaratması, seni muhatap almasının birinci sebebi şefkat-ı mukaddese. Soğan merkezden dışarı çıkıyorum. Şefkat-ı mukaddese. İki, çık dışarıya. Muhabbeti münezzehe. Sürur-u mukaddese, sevk-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. Bu yedi tane Allah'ın nazarıdır. Bu yedi tane Allah'ın nazarı ile, sıfatı ile yapılandırmış mevcudatı, mevcudatı yapmış, yaratmış, esma yaratmamış şu duvarların yapısı, vücud haricisi sıfata bakar, cilve, cemal, nakış, böyle görüntüsü esmaya bakar. Mahiyet-i zatiyesi ile, şuunat-ı zatiye ile, sıfatla yapılandırmış, esma ile göstermiş. Yani bu kainat daha arkadan bakmanızı istiyorum. İmtihandır, cennete, cehenneme. Bak Allah razı olsun, kıraat okuyan kardeşimiz bunlarla kalır. Ne güzel ayetler zikretti, dinliyordum. Şimdi beni imtihan için yarattı. Bu mevcudattan onu anlamak ve İnkişaf etmek için yaratıldı. Esma'yı tanımlamak için yaptım. Tabii ki bunlar içinde. Üniversite diplomasının içinde. Ortaokul diploması da var ama esas istiyorum ki sizden merkezinizi, parmağınızı Allah'ın noktayı nazarına göre, yani felsefesine göre, kainatı yaratılış gayesine göre koymanızı istiyorum. Şuunat-ı zatiyeye göre yaratılmış. Şimdi dolayısıyla niye dedim? Muhabbethaneymiş medreseler. Külliyatta öyle geçiyor. Sonra medreseler terbihaneymiş. Başka? Günahlardan korunma limanıymış. Hani dışarıda dalgalar olur da liman. İlim yerleriymiş. Cehalet, karanlık ve zaaf imanlardan asıllarına geçme koridorlarıymış burası. Cehaletten, karanlıklardan, zaaf imandan asıllarına geçme koridoruymuş. Yani şöyle. Hani bazı kapılar var ama gizli. Onu yakalarsa koridorla karşıya geçersiniz. Alemi şahadetten alemi gayba geçme koridorları bu yerlermiş. Yani mektep okuyan sizler için söylüyorum. Kara delik varmış Samanyolu'nda. Kara delik birinci boyuttan ikinci, ikinciden üçüncüye geçişte koca şeyleri, yıldızları falan tak diye hiç anlamadan, tavsif edilemeden solucan deliği de derler fizikte. Oradan kayboluyormuş. Madde enerjiye dönüşüyor. Yani burası da böyle. Solucan deliği. Yani varlığın asıl geçme koridorlarıyım. Medrese Yusufiye'dir. Kendi ihtiyarıyla burası. Dershanelerin talimlerinin yapıldığı, derslerin talimlerinin yapıldığı yermiş. Zemin yüzü, köyler, nur medresesine dönmesi. Din tedrisatıymış buralar. Cemiyetin hastalıklardan korunmuş, mahfuz kalmış, Musa Aleyhisselam'ın meçhul evler edinin vasfına sahip. Ya Musa, meçhul evler edin. Evler edince ne olacak? Musa Aleyhisselam'ın mücadelesiyle İbrahim Aleyhisselam Aleyhisselam'ın mücadelesinin cem olduğu yerdir burası. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı, Musa Aleyhisselam Firavun'a karşı. Nemrut'un ne özelliği vardı? Firavun'un ne özelliği vardı ki? Tarihlerde hep simge olmuş sevgili arkadaşlar. Bana bakan tarafını bilmem lazım ki faydamız olsun. Şimdi Nemrut'u Nemrut yapan beş ayaklı mıydı? Beş kafalı mıydı? Nemrut'un ne özelliği vardı? İnat. Firavun'un gurur. Nemrut'ane inadı, Firavun'ane gururu, kibri yani. Kibri taştı taştı açtı diyor. Yani inat o kadar rezil bir şey ya. Öyle ama değil diyor adam. Biliyor ama inadına şey yapmıyor. Yani bunların törpülendiği yer burası. Törpülenmesi lazım. İnat, gurur, kibir. Bunların terbiye edildiği yer. Erva habiselerin koruma tahassüngahlarıymış. 146 sözlerde. Erva habise. Şimdi millet şöyle biliyor. Bu milleti derken sokaktaki insan değil. Hocalardan bahsediyorum. İstisnalar hariç. Şeytanı biliyor. Meleği biliyor. Cini biliyor. Ruhaniyat da bahseder ustad. Ruhaniyatın içinde erva habisi var, bir de erva aliyeler var. Yani mesela elim böyle yaptım, hemen ruhani yaratılıyor. Bu enerjidir. Yapabilmem için enerji sarf etmem gerekiyor. Bundan Allah ruhani yaratıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabiriyle kabire diyor, bütün görünüşlerin cemi,
pis görünüşlerin toplamı, bütün kötü seslerin toplamı, bütün kötü seslerin toplamı, bütün kötü kokuların toplamı ile bir şey gelir diyor kabir ehline, kafire. Bağırır o diyor. Yani kimsin diye onu sarmalamaya gelir. Ben diyor falan tarihte ettiğin küfürüm diyor. Yani arkadaşlar, televizyonu ve interneti bakarken videoyu seyrettik. Kafayı soktuk, arkaya kaldı. Bu biz ona girdi. Kapattık da kapanıyor mu kafa? Kapanmıyor. Nerede o? Devamlı çalışıyor. Menfiyi sokarsan buraya bakın, şu suyu sokuyorum. Dışarıda su. İçeride su mudur artık? Saçtır, tırnaktır, duygudur, gözdür, enerjidir, gadaptır, hiddettir, şehvettir. Her şey değil mi? Enerji olacak. İşte kafaya giren her bir mesele ruhaniyata dönüşür. İyi ise ervah haliye, kötü ise ervah habise. Peki size bakan tarafı ne? Bize bakan ne? Başım ağrıyor. Sebepsiz. Oh canım sıkıldı. Uyuyamıyorum. He? O herhalde bir şey söylüyor. Zanlar, vehimler, vesveseler işlediğimiz ikinci lemada söylüyor. İşlediğimiz günahlardan, seyrettiğim şeylerden içeriye girip vücud harici almasıdır. Bunun adı ervah haliyedir, ervah habisedir. Sözler 246'da bundan bahsediyor. Ne yaparmış bu? İki şey yaparmış. İnsanın fıtratını bozar, insanı yanlış olarak sevk eder. Mesela fıtrat bozulmak değil midir bu? Kim yapıyormuş ya? Durup dururken niye sıkılıyorsun ya? Şöyle diyeyim arkadaşlar. İyi olmak için buraya geldin. Geldik ya. Mutlu olmak için, elhamdülillah da huzurlu. Peki huzurlu olmak için burada öğrendim. Ya kafamda başka kafa mı var? Aklımın içinde başka akıl mı var ki? Benim aklımın arkasına düşüyor. Onun kazanımlarını bozmaya, huzurunu kaldırmaya, doğru bilgileri yanlışlarla teptim etmeye uğraşan bir sistem var. İçeride sanki aklıma mukabil akıl var. Kim bu ya? Aklımın şerinden aklımı nasıl kurtaracağım? Yani senin düşmanın işte mi ya? Dahilde, burada. O düşüncelerin var ya seni uyutmuyor. İntiharı düşündürüyor. Canın sıkılıyor. Hariç mi bu? Yok sende. Peki senin içinde sana rağmen sana düşman bir sistem mi var? Var. İki tane akıl var sanki. Bir akılla ben Risale okuyorum, öğreniyorum doğruyu. Başka birisi geliyor, onu ortadan kaldırıyor ya. Onun arkasına geliyor, onun ortaya koyduğu tezleri çürütüyor. Kim bu? Neye benziyor biliyor musun? Mevlana der. Böyle neyi düşünün? Neyi çalsanız ilahi. Ya Muhammed, ya Muhammed diye çala. Şimdi başkası geçsin bunun arkasına. Şarkı çala. Çünkü bu ne? Muhammed çalınca sebap, şarkı çalınca günah mı kazanıyor ne? Neyin ne suçu var? Öfrende değil mi? Burada kafamızda ne gibi? Yedi, kaç tane deliği var? Bilen var mı neyin? 7 tane. Bir tane arkası 7 tane. 7 tane. Kafada kaç mertebe var? 7 tane. Oradan birisi çalıyor. Neyi bir başkası alıyor? O çalıyor. O. 2 tane yok. Ne bir tane de öfren başka. 2 kişi var. Bir şeytanlar, melek, kafir cinler, Müslüman cinler, kötü mekanlar, iyi mekanlar, kötü filmler, kötü müzikler, iyiler, ikisi buraya öfürüyor. Bizim kafada çalıyor. Peki seyretmedim ya. 3 sene önce seyrettiğin YouTube'daki o rezil şey aktif oldu. Kafanda aktif oldu. Onun için aklımızın şerinden kurtarmaya çalışıyoruz. O uykunu kaçıran, yatırmayan, gadaba bizi iten kimdir? Bizim burada hariç değil ki. İşte bunların anlatıldığı yer. Yani habiselerin korunma taasungahıymış. Şimdi burayı seyrediyorsun, bakıyorsun, dinliyorsun. Kapandı gittin. Kafandan da mı kapanacak bu? Ezel, ebedül abad yolunda enis ve yoldaş olacak sana bu. Bu ders şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hususi açtıkları ve has elemanlarının ki Ashab-ı Sufa'nın yetiştirilen yerlermiş. Buraya Medrese-i Kutsi-i Ahmediye denmiş Risale. Ashab-ı Sufa'ların yetiştiği yermiş medreseler. Medreseler mana ve maddenin noktayı iltisak zeminiymiş. Yani madde ile mananın beraber olduğu yer. Birbirine geçiş. Mesela şu anda oturmuşsun, hiç karışmıyorsun. Böyle koydun seni, sistemi. Artık yapılanıyorsun. Maddede mana yapılandığı yer. Nokta iltisakı, birleştirme yeri. Melekutu hayatın mukaddemesidir. Yani buralısınız, buralıyız ama tanışma sistemimiz hiçbirisi burası değil. Mesela merhametiniz, vefanız, hayanız, anlayışınız, imanınız buralı mı? Bu hangi, nereye benziyor? Dünyanın nesine benziyor? Hiçbir yere benzemiyor. Yani bedensel buradayız arkadaşlar. Bedenle ruh ilişkisini usta şöyle diyor. Beden diyor ruhun libası değil, gömleği atleti değil.
hanesi ve yuvasıdır diyor. Şu anda binanın içindeyiz. Binanın içindeyiz diye bina bizden daha mı kıymetli? Yok, biz binadayız. Bina ile kendin arasındaki farkı düşünür müsün? Merhamet, haya, edep, vefa, ihlas, sadaka, tamimiyet, muhabbet, şefkat. Ne kadar farklı değil mi? Binaya benziyor mu? Yani seni kimse görmese iç alemini dışarıdan binaya bakarak seni anlar mı? Bina ile senin aranda ne kadar fark varsa beden ile ruh da böyle farklıdır. Beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Gömleği atleti değil. İşte bunların yorumlandığı yerdir medreseler. Bak neydi? Melekutu hayatı mukaddemesidir. Alimi gayptakilerle görüşme zeminidir. Buraya girmek istemiyorum ama kelam etmek istiyorum. Yalnız olduğumuzu mu zannediyorsun burada? Burada sırf siz mi varsınız? Okuyun cümleyi bir daha. Alimi gayptakilerle görüşme zeminidir burası. Kimler varmış diyorlar. Manaların cisimleştirdikleri zeminmiş. Manalar alemimizde cisimleşiyor. Yani anlam kazanıyor buralar. Rahmet ilahiyenin tebarruz ve tecelli ettiği yermiş. Berzahta medreselerin var olduğunu ve bu alemle koridor oluşturduklarını ve alışveriş yapıldığını ve koridor ifade ettiğini, vazife yaptığını söylüyor Üstad Hafız Ali abi için. Medrese açtığını söylüyor. İlk medrese açmış. Vefat eden nur talebelerini orada karşıladığını söylüyor. Biliyorsunuz Risale'de geçiyor. Hafız Ali karşılıyor diyor. Aynen. Çünkü niye? Kabir dünya değildir ama ahiret de değildir. Berzahtır. Ahiret ne zaman başlayacak? Kıyamet koptuktan sonra. Kıyamete kadar ne yapıyorlar orada? Berzah. Berzah ne demek? Anne karnındaki çocuk düşün. Dünyalı mıdır? Yok. Galpli mıdır? Değil. Kaç aylık? 9 ay. Doğum olduktan sonra ne kadar? Bir gün. Ya biraz önce, bir gün önce 9 aylıktı da. Şimdi nasıl biri oldu? Dünyada yaşadığı halde dünyalı değil. Yaşı yok çünkü. Yaşı yok ki. 9 aylık diyorsun. Doğuruyor. Bir günlük diyor. 9 ay sıfırlandı mı? İşte böyle bir yer burası. Şimdi de okumak istiyorum. Arkadaşlar burada olanlar, acele edeyim biraz. Şimdi hacca ümreye gidenler bilir. İstilam ederler. Bismillahirrahmanirrahim diye. Kime? Hacı'nın esvete. Ya ne yapıyorlar falan ya, böyle yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Fabrikaya ve okula vesaire gittiğiniz zaman kart okutuyorsunuz ya. Kart okutmuyor musunuz? Ya ben bak fabrikadayım. Kart okutma, ben dahilim. Kimlik ve kişilik okutmadır. Şurası, şurası ayak altı. Hacı'nın eset budu. İşte burada da kimlik okutma yeriyim. Talebe olmanı. Ya şahsi manevilerin oluştuğu zemin burası. Kimlik okutma, kimlik. Ya gelmesem ne olur? Doğru. Şimdi tavaf ederken istilam etmesen tavaf olur mu? Olmaz. Peki fabrikaya girdin. Fabrikaya gittin. Okula gittin. Kimlik kartı okutturmadın. Seni var yazarlar mı? Ama çalıştın orada. Onaylanmadın. Onaylanman gerekiyor böyle yerlerde. Kart okutma merkeziymiş buralar. Nereler? Ötelere doğru. Göreceksiniz hepimiz en fazla 100 sene sonra hiç kimse burada olmayacak. Burada olanlar. O zaman ebedül abad yolunda bunların hepsi bir koridor. Berzah olduğunu orada göreceğiz inşallah. Size bir müjde vereyim. Ali Sert Hoca'yı duyanınız var mı? Bu duydunuz değil mi? Şeyde Orta Doğu'da Ramazan el-Buyutinli Şam'da şehit edildi ya canlı bombayla. O iyi bir nur talebesiydi. 17 gün beraber kaldı. Ben onları medresesine uğruyordum. Otelden oraya gidiyordum. Biraz hukuk hakkında biraz ders şey yapayım dedim. Orta Doğu'nun bir numaralı adamıydı. Kitapları var. İşte Ali Hoca da, o da Arap'tı ama Hatay'daydı. Ali Sert Hoca. Bundan bir sene olmamıştır vefat edeli. Onun yetiştiği talebelerden vakıf olan var dershanede. Bir tanesi rüya gördüm. Bununla alakalı da. Demiş ki, direkt söylemiş. Demek ki ne kadar ihtiyacı var onundu. Demiş ki, Cemil demiş talebesine. Hocam dedi, orada nasıl oluyor, ne yapıyorsunuz falan. Direkt sormuş, kafadan sormuş. Demiş ki, Cemil, buraya gelen nur talebelerine sahabeler gibi muamele yapılıyor. Acayip bir şey. Benim gördüğüm, birisini görmüştüm. Kendimi anlatmadım da cemaatle. Dedim, buralar oralarda nasıl gözüküyor dedim. Bizim derdimiz bu ya. Böyle havadan gelmişti, belden aşağı yoktu böyle. İslam abi. Böyle yatarak böyle gülerek böyle. Çok iyi gözüküyor. Çok iyi gözüküyor. Hava da elleri açık. Çok iyi gözüküyor. Devam et demiyor bana. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Bir daha. Bırakmayın. 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 Yatıp kalkıyordu. Ondan sonra geri. Vefatından 3 gün sonra. Çünkü merak ettim. Bu adam karısının altınlarını, bütün kazanımlarını satıyor. Araba alıyor ki köyden şehre derse götüreyim adamı diye. Derse adam taşımak için yapmış. Başka bir şey. Bu sıfatından sordum. Bunu Allah nasıl muamele etmiş buna? Yoğunlaştım işte. Sonra merak ettim. Nasıl gözüküyor ya? Bu bizdendir ya. Taze gitmiş. Bana bir şey söylesin. Çok iyi gözüküyor. Bırakmayın. Devam edin.
güle güle devam et demiyor, devam edin. Hepinizi kalk diyor. Güle güle hop geri git. Zaten Kur'an'ın söylemesi yetti. Başka medreseler vefat eden nurcuların beraber bulundukları yermiş medreseler. Başka ders arkadaşlığının tahakkuk ettiği zemin. Ekseriyeti mutlaka ile şehit verilmesi. Şehit oluyor. Vefat ettiğini anlamıyorlar. Talebe-i ulum unvanını alıyor. İmtihan meclisi, rahmet vesilesi, rahmet ilahiyenin tebessüm sebebiymiş burası. Hani şu anlarda bir yan sana ne soruyor? Arapça veya Kur'an öğrenen bir talebe öğrenirken vefat ediyor. Yani alet ilmini, içini değil, hakikatını değil. Öğrenmeye çalışan talebe vefat ediyor. Sen ne oluyor ondan sonra? Men Rabbuke soruluyor. Çocuk vefat ettiğini bilmiyor. Vefat etmiş. Nükel Mekil Men Rabbuke sorusunu. Nükel Mekil de hocası simasına girmiş. Hocam demiş yani. Ondan sonra? He? Yani müktedadır. Rabbuke de onun cevabıdır. Daha müşkil bir şey sorunuz. Bu kolaydır. Öyle bir cevap veriyor. Ben diyorum. Vefat ettiğinin haberi yok. Talebe-i ulum. Allah Allah. Vefat ettiğinin haberi yok. İşte bunu tahakkuk ettiği bak. İmtihan meclisi. Birbirimizle imtihan oluyoruz burada. Bakayım ne yapacaksınız? Rahmet ilahiyenin vesilesi. Rahmet ilahiyenin tebessüm zemini. Mesela evratların, eskarların, zikirlerin, ilimlerin, fikirlerin yapıldığı yer. Medreseler, dergahlar. Bir kere medreseler, dergahlar ne kadar kıymetli olduğunu bilirsiniz. Biliyorsunuz. Kaldırılması ile bilirsiniz. Arkaya dönmenizi istiyor. Bu kadar ciddi iş yapıyorsunuz. Allah hepinize razı olsun. İçtimai şartlardan mahfuz kalınmış zeminmiş. İçtimai şartlardan mahfuz kalınmış zeminmiş. Başka? İştirak-ı amal-i uhreviyenin tahakkuk vesilesidir. İştirak-ı amal-i uhreviye, mesela iştirak-ı amal-i uhreviye nedir biliyor musunuz? Bakın. Yani bir tarikatta şeyh, bir ilim elcisinde alim, ailede ebeveyn nasılsa, bak şimdi her bir nur talebesini düşünün. Buraya bir kazan getirin. Şahs-ı manevi anlatacağım şimdi. O kadar lazım ki bize. Şuraya bir kazan getir. Bütün nurcuların akıllarını, fikirlerini at içine. Vicdanlarını at. Menfisi yok, müsbeti. Kalptekileri at. Ruhlarındaki latifeleri at. Bir daha. Bütün nurcuların, ben nurculuktan bahsediyorum. Tarikatın da öyle. Bütün nurcuların fikirlerini tencereye at. Bütün nurcuların vicdanlarındaki hisleri koy. Bütün nurcuların kalplerindeki duyguları koy. Bütün nurcuların ruhlarındaki latifeleri kazanın içine koy. Koydun mu dört tane? Karıştır abi. Bu fikir, bu his, bu duygu, bu latife cansız olur mu? Hayattan çıkan netice hayatsız olur mu? Topraktan, ölü çekirdekten hayat çıkacak. Fakat o giren şey alemimizde ekmek, cansızlar dirilecek. Fakat alemimizde bunlar dirilmeyecek. Mümkün mü? Demek ki bu bütün nurcuların fikirleri, hisleri, duyguları, latifelerini karıştırdık. Karıştır. Sonra koy buzdolabına dolsun. Dolsun. İşte o şahs-ı manevidir. Peki şahs-ı manevi nedir? Akıllıdır, hislidir, duygulara sahiptir, ruhludur, vücud haricisi vardır, mahluktur, ruhanidir, himmet eder, şahs-ı manevi devre dışı yapar basit bir sebeple, uvveti ve tesavvudu hizmete zarar verene şahs-ı manevi bir çakmak çakar gibi bir his verir. Bir fikir verir, çekitin alıp gidersin. Seni atan Ahmet Mehmet değil. O gözükürken şahs-ı manevi atar seni dışarıya. Şahs-ı manevi himmet etti diyor ustad. Şahs-ı manevi her yerde bulunuyor. İşte berzahta da himmet edecek sebep o. Sebep. Şahs-ı manevinin tahakkuk ettiği yermiş. Başka? Allah'ın rahmetinin sükuneti var ya, sekinesini indirildiği yermiş. Sekinet. Hani o savaşın dehşetinde sahabeler böyle endişe ettiği zaman Cenab-ı Hak onların üzerine bir sekinet indirmiş. Sekine var değil mi Hizbullah Kayki Nuriye'de? Böyle tedirginiz oluyorsa, canın sıkılıyor, uyuyamıyorsan Hizbullah Kayki Nuriye'yi aç, orada sekine var. Sekine, sükun bulacaksın. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh peygamber vermiş. Aleyhissalatü vesselam. Bunu oku diye. Onda o halet varmış. Öyle bir tedirginliği varmış. O sükun bulması için sekineyi peygambere aleyhissalatü vesselama Cebrail aleyhisselam getirmiş. O onu okurken Hazreti Ali'ye vermiş. İşte sekinet ilahiye, sükun ilahinin indirildiği yermiş burası. Başka bir de okuyayım. Allah'ın rahmetinin, sükunetinin indirildiği ve orada bulunan fasıklar bile af vesilesi olabileceğini ve cennet bahçesidir diyor. Mesela fasıklar yani münafık olmamak şartıyla. Kim burada bulunursa hadis-i kutsiye şöyle geçiyor. Diyor ki Allah sultan olduğu için bize öğretiyor. Aslında bilmiyor mu? Ya Cebrail git dedi bir bak. Biliyorsunuz bu hadis-i kutsiyi. Bilmanı. Ne yapıyorlar diyor. Ya Rabbi diyor. Senden bahsediyorlar. Cennetinden, cehenneminden bahsediyorlar. Anlatabiliyor ama
Onlar şey yapıyor, bize gösterecek. Peki benim cennetimi, cehennemimi biliyorlar mı? Hayır ya Rab, haberine göre yapılmış diyor. Habere göre. Diyor ki, Cebrail aleyhisselam akıl ünvanı ya, temsilcisi ya, aklını sokuyor oraya. Sokma da işte. Ama iyi de olmuş yani. Diyor ki ya Rabbi, evet orada halis idiler ama birkaç kişi de başka niyetle gelmişti diyor. Tamam, fasıktı ya. Yani birkaç kişi. Tamam, hepsini zatıma sen şahit ol ki onları cennetime koyacağım dedi. Deyince Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, onlardan olmayan işlerinde birkaç kişi vardı diyor. Sokmaz olmaz mı? Ama iyi oldu. Onların içinde bulunduğu için şanıma yemin ederim ki onları da affettim diyor. Onları da affetti yani. Gelişimize yaradı. Yani. Münafık olmamak şartıyla fasık, yani fasık-ı mütecahil münafıklığa girer. Fasık günah işleyen bizim gibi adamlar hepimiz. Ama fasık-ı mütecahil günahıyla iftihar eden, alenen yapan ve gösteren, tövbe etmeyen, bunu dava adamı olarak dönüşüm yapana da münafık denir. Fasık-ı mütecahile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve cehennem köpekleridir diyor. Bidaili cehennemin köpekleridir diyor. Mülbisine, mülebisine, rezil, kepaze ne yaparsa yapsın. İnşallah şefaatim olacaktır. Ama o bidahili fasık mütecahillere şefaatim yoktur diyor. Yani niye? Günahlarla kendimizi bozarız. Fasık mütecahille günahımızı alenen yaparak, göstererek hem başkalarının bozulmasına ve hem de iştahlarının açılmasına vesile olduğumuzdan dolayı olunuyorsa onu, o kendi zatını değil dini bozuyor. Bak, fasık kendisini bozuyor. Bidaili, fasık-ı mütecahil dini bozuyor. Dinde olmayanı dine sokuyor, onları da dışarıya çıkarıyor. Onun için bidaili cehennemin köpekleridir. İçtimai şartlardan mahfuz kalınmış zeminmiş medreseler. Bunlar hep şu anlardan, Emir Dağı'ndan çıkartıyorum. İştirak amali hurevenin tahakkuk vesilesiymiş. Onu okumuştuk. Deccaliyetin zor zam geçiyorum. Girme abi. Girmedim zaten. Girme niyetim olmadığı için. İkidir zorluyorsun. Yok, geldi. Zor zamanlarda asker kışlası olmuş. Din ve fen ilimlerinin beraber okunduğu, okutulduğu yermiş. Medrese-i Zehra. Din ve fen ilimlerinin beraber okunduğu ve okutulduğu yermiş. Ustadın da gaye hayali olmuş. Medrese-i Zehra. Sırf akıl ilimleriyle meşgul olunsa inkarcı, aklı devre dışı yapıp sırf kalbi esas alırsa taassupçu olurmuş. Taassup. Üstad ikisinin cem edilmesi ayet-i kübrada muvaffak olmuş. Yani inkarcılar kainatı elinde tutup Müslümanların kafasına vuruyordu. Risale-i Nur geldi, ayet-i kübra vasıtasıyla kainat onların, kafirlerin, inkarcıların elinden alıyor, ispat edenlerin, Müslümanların eline veriyor. İkisi, çünkü bir tanesi ayat-ı tekvimiye A, kainat. A, ayat-ı tekvimiye, onun insandaki karşılığına E, evamir-i tekviniye. İşte onu beraber itiksak eden, birleştiren Kur'an ve onların tefsiridir. Birkaç tane kaldı, kesiyorum. Dini toplantıların ve şura ve meşveret zeminleriymiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam hastane olarak kullandı, meşveret mencisi olarak kullandı, kışta kullandı, kullandı buraları. Talebelerin müzakerelerine ve müdaveli efkar ettikleri zeminmiş. Aldıkları ilimleri beraber mutalaa ve müzakere ettikleri. Yani müdaveli efkar karşılıklı ortaya koyup zenginleştirildiği yer. Aynı zamanda ortaya konulan fikirlerin mayalandığı yer. Mayaladığı yermiş. Tekkelerden daha kısa bir yol medreselerde mevcutmuş diyor. Risaleler medrese malıdır diyor. Zikirhanelerdir diyor. Defibelliyattır. Belaların definedir. Mesela cenaze namazına farz mıdır, vacip midir? Farz-ı kifaye midir? Farz-ı kifaye, yani birkaç kişi katıldı mı senden düşüyor. İşte bu beldeler, bu yerler, medreseler, tekkeler, zikirhaneler, camiler defibelliyattır. Belaların define vesile ve şemsiyedir. Cemiyetin maddi ve manevi baskınından kurtulma sığınağı olduğu gibi, başka Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a emredilen meçhul evler edin ya Musa ifadesinin tahakkuk yeridir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk dönemlerde icra-i faaliyetlerinin mekanıdır. Başka otellere koridor, tünel vazifesi yapan boyuttur, hayat boyutuymuş. Hayatta geçiyor bu. Erva Aliye'nin insan neviyle buluşup kaynaşma mekanlarıymış. Yani bizimle onlar tanışıyorlarmış şu anda. Şu anda şöyle bir misal vereyim, şöyle söyleyeyim. Sikir tasdik gaybede geçiyor. Benim değil ama bir mana nakledeceğim. Nasıl burada diyor gazeteler var ya, televizyonlar falan neşrediliyor. Diyor ki buradaki ahval da diyor ahiretin gazetelerine, yani ceridelerine neşrediliyormuş. Risale diyor. Siz vefat etmeden önce bir halet veriyor. 6 tane halet var. 17. sözde geçiyor. Ölüm seviyorsunuz yani, korkmayın. Şu anda ölümden korkuyorsanız
ölmeyeceksiniz demektir. Çünkü ölüm gelmeden önce Müslümana Allah 17. sözde ölümü sevdirecek haletler veriyor. Yani nefret edecek dünyadan. Buradan çıkmaya lanet olsun şunu ya, bilmem ne olsun diye. Böyle oraya iştiyak uyandırıyor. Ahirete iştiyak uyandırma olunca bazılarına 19, bazılarına 9, bazılarına 7, teke iniyorum. Bazılarına 5, 3, 1 günde. Mesela bazılar bir gün öleceğini hisseder. Bazılar 3 gün, bazıları 5 gün, 5 günlük önce hisseder. Bazılar 9 günü şimdi hisseder. Yani böyle dünyadan teris olma haletini verir. İşte diyor ki sizin böyle vefat edeceğiniz 3 gün kala oranın gazetelerine neşredilir. Ötelerin. Oraların ceridelerine geçer diyor. Bakarlar mesela Hasan 3 gün sonra geliyor. Bir herkes duyar diyor oradaki medresede. Ve beklerler sizi diyor. Sizi karşılar için. Hafız Ali diyor, karşılıyor. Her meşrep ve meslek sahibini erbabı karşılayacak. Ustad da bir gün vefat etti. Vefat etmeden önce vefat etti. Hayalen kabrime girdim diyor. Hatırladınız değil mi? Hayalen kabrime girdim diyor. Nükel Mekirdeni'ye iki tane arkadaş geldi diyor. İki tane soru soran zübanlere falan demedi. Ne yaptılar sen hatırladın mı? O iki tane Nükel ve Mekir geldi diyor. Münis arkadaş geldi diyor. Sonra o ne yaptı diyor benimle? Hesap sordulardı değil mi? Yok. Tatlı tatlı benimle sohbet ettiler. Kabrin dört tane sıfatı var. Dar, karanlık, yalnız, soğuk. Bu iki tane Nükel Mekir arkadaş diyor benimle tatlı tatlı sohbet edince darı genişlettiler diyor. Karanlığı aydınlattılar diyor. Yalnızlığı giderdiler diyor. Kabrimi sındırdılar diyor. Orada bir hesap sordu. Verler şunu bakalım itikatları şey. Ver şu ameli. İki tane arkadaş çıka geldi diyor. Münis arkadaş. Ya onun için vefat etmeden önce inşallah bir gün, üç gün, bazen beş günde hisseder, bazen 19 gün önce hisseder. Söyler yani ve hissedersin. Siz tanımlayamasanız bile günü merak etmeyin. Şu andaki haletinizle ölmeyeceksiniz. Siz kafirler ölecek. Müslüman ölmez. Nasıl ölmez? Müslüman teris olur kardeşim. Dini mekandır, tahvili vücuttur, itlak-ı ruhtur ölüm. Ölmeyen ölecektir. Öyle nereye ölecek? Teris olacaktır. Pasaport dairesinden öteye geçeceksin. Ölüm başka, mevt başka. Türkçesi değil bu. Ölüm bedeni. Mesela ne kadar acı olacak kafire? Mesela dişi düşünün dişçi. İğne basmadan bir tanesini çekse, delse. Aynı anda 33 tane mi geçiyor? 32 tane. 32 tane dişi delse. Nasıl acı olur? Sokuyor. İşte gözü kesse, kulağı kesse kafirin ruhu böyle çıkacak. Dişteki sinir böyle çıkarsa ama Müslüman anlamayacak. E bak biraz önceki çocuk cüsalde geçiyor şu anlarda. Merhabuke memuktedadır diyor. Onun haberidir diyor. Yani Rabb'ın kimdir diyor. Hocası zannetmiş onu. Demiş hocam bu kolay sualdır. Daha zor soru sor demiş. Ben bunları biliyorum demiş. Öbürünü bilmiyor. Mektubatta başka bir yerde var. Seyda denilen bir zat talebe yetiştiriyormuş. Talebe ünlü. Talebe ünlü çok seviyor. Ne kadar evliya ki. Azrail'ini tercih etme hakkı varmış bunda. Azrail aleyhisselam geldi. Bu evliyanın ruhunu alacak. Bu da dedi ki hayır ya Rabbi diyor. Şu nasa bakın ya. Hayır ya Rabbi ben bunu istemiyorum dedi. Ya isteğin olur. Ne olacak? Ben diyor evliyaların ruhunu kabzeden müekkel Azrail istemiyorum. Talebe ünlümü çok seviyorum. Talebe var ya talebe. Evliyanın ruhunu değil. Talebenin ruhunu alan müekkel meleke istiyorum dedi. Azrail aleyhisselam dehşeti falan değil ki ya. Seni o kadar seviyor ki senin canını almaya geleceği zaman ki Cenab-ı Hakk'a demiş ki ya Rabbi senin kullarını canını almaya gideceğim zaman benimle küsecekler diyor. O kadar şefkatli bak bunu söylüyor. Senin kullarının canını almaya ben alacağım için bana küsecekler diyor. Allah emretti. Ulan ne olursam alırım ya bari adam küsse ne olur küsmese ne olur demedi. Cebrail aleyhisselam Cehennem ayetlerini getirirken böyle demedi. Azrail aleyhisselam böyle dedi. Allah ne dedi ona Celle Celaluhu? Dedi ki merak etme seninle diyor kulların arasına hastalıkları koyacağım. Nasıl ki hastalıklar, musibetler Azrail ile bizim aramızda bir perdedir. Hiç kimsenin hatırına gelmiyor Azrail. Azrail aleyhisselam'da da bir perdedir. İşte bunların inşa edildiği bir yerdir. Son herhalde erva aliyelerin insan eviyle buluşup kaynaşma mekanlarıdır. Metafizik boyuttakilerin erva habiselerin kovulduğu insandan veya sizin bastığınızda koridor oluşturduğunuz çoluk çocuğunuzun mekanlarından da uzaklaştırmaya vesile olan
bir yermiş. Dershaneler hakkında bu kadar bir toplama seçtim size. Bu buralar neyi ifade ediyor? İnşallah başka bir zaman, çünkü saat geçmiş. Risale-i insanlığa neler getirmiş diye başka bir zamanda bunu inşallah beraber mutala ederiz. Herhalde başlamışık ve Edip nerede bilmiyorum. Ayda iki ayda bir ancak gelme şansımız olur. İki ayda bir, üç ayda bir gelince bir dahaki gelişimizde sözümüz olsun. Risale-i Nur insanlığa neler getirmiş? İnsanlara neler katmış? Peki.